Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Asus VIATAP Smart'la bulunmaktayız. Evet, bu görmüş olduğunuz tablet çoğu özelliği ve bu ekran kamera kalitesiyle bizi oldukça etkilemiş bulunmakta. Karşınızda Asus VIATAP. Şöyle biraz görmeniz açısından. Evet. Burada şu an gördüğünüz 8 megapiksel kalitesinde çekimler yapabilen kamera, yanında flash, HDMI girişimiz, microSD, aynı zamanda cihazımızın GPS özelliği de bulunuyor. Daha sonra ses açıp kapama düğmeleri. Burada bir tuş yok, bunu özellikle belirtelim. Direkt dokunduğunuz anda hemen sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Mikrofon girişi. Daha sonra burada kısaca özel kutu içeriğine dalalım biraz. Şimdi elimize ilk attığımızda ne geliyor? Burada fiş adaptörümüz şarj için. Şimdi birazdan sizinle birlikte şarja takıp cihazımızı incelemeye başlayacağız. Daha sonra aynı Apple cihazlarında olduğu gibi bir kutu içeriğine sahibiz şekil olarak. Bunu açıyoruz. Bakalım. Kullanma kılavuzumuz. Bunu çok gerekli bulursak okuruz daha sonra. Sırada hemen bakıyoruz. Ekran sileceğimiz. Evet. Burada tekrar kullanıcı kılavuzu. Onu diğerlerinin arasına atalım. Ve bu da onların ailesinden biri. Tamam. Şurası bizi ilgilendirmiyor. Kalan kutu içeriğine bakıyoruz. Elimizde bir adet USB kablosu. Görmüş olduğunuz klasik tarz bize en büyük yardımcılarımızdan birisi. Tamamdır. Şimdi kutuyu yeterince açtığımızı düşünüyorum. Buradan sonra teknik özelliklerine geçebiliriz. Evet, bugün yanımızda bana yardımcı olarak Özgür abimiz bulunuyor. Tabletin asıl sahibi. Şimdi size onunla birlikte bazı teknik bilgiler vereceğiz. Tekrar merhabalar. Öncelikle Can Park arkadaşıma teşekkür ediyorum donanımla alakalı bilgiler verdiği için, açılışı kendisi yaptığı için. O şimdi şarj için adaptörü takarken ben de size teknik bilgiler vermek istiyorum. Önce ekranın üzerindeki bilgilerle başlayalım. Tabletimiz oldukça ince, 9.7 mm. iPad'den dahi daha ince bir tablet. Ayrıca 580 gram. Aşağı doğru geldiğinde burada IPS panel olduğu gösteriliyor. 8 mm. Arka taraftaki kamerasından bahsetmiştik. Ön tarafında da 2 megapiksel bir kamerası bulunmakta. Pilinin burada 9,5 saate kadar gittiği yazıyor ama yine de denemek gerekiyor. Ayrıca NFC özelliği de bulunmakta. Arkadan da donanımla alakalı bilgiler alalım. Öncelikle içinde Windows 8 işlemci ve işletim sistemi bulunmakta ve ayrıca Intel Atom işlemcisi var. Bunun dışında kutunun arkasından diğer özelliklerine geçelim. Burada model olarak M400C geçiyor. Ve buradan da gördüğünüz şekilde B, G ve N kablosuz bağlantısı, 4.0'da Bluetooth özelliği var. 64 GB. Ancak kutunun üzerinde bir uyarı var. 64 GB olanlarda yaklaşık olarak 30 GB'lık bir kullanım alanı sağlıyor. Bu da en kötü durum senaryosu için. Ayrıca burada az önce söylemiştim zaten kamerası. 2 hücreli pili bulunmakta. Tüm bunları gördükten sonra şarja takıp açılışını inceleyelim. Diğer yorumlardan da duyduğunuz üzere açılış oldukça hızlı.
mini USB bir şarj girişi bulmakta. Özgür Bey, bu arada arka fon müziğimizde videomuza renk atıyor. Kesinlikle güzel bir seçim. Canberk Bey. Esat Chill Peppers'ın bu şarkısı oldukça kaliteli. Gördüğünüz üzere şu an şarj oluyor. Kutu açılışımıza tabletimizi açarak devam ediyoruz. Oldukça hızlı bir açılışı var. Asus markasını gördükten sonra yaklaşık 10 saniye içinde açılıyor. Bu Windows 8 açılışı için oldukça hızlı bir süre değil mi Canberk arkadaşım? Oldukça inanılmaz bir süre. Hatta bence bunu bir kez daha süre tutarak deneyebiliriz. Evet, mantıklı. Bir dakika, hemen kronometrem getiriyorum. Oldukça yoğun karşılaştığımız yine Windows arızalarından biri. Tekrardan açılışı yaparak bu arızayı gidereceğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar Windows kullanım alanı çok geniş olsa da bu tarz hatalarıyla da ünlü. Ama bunların çoğunu Windows 7 ile açtılar. Windows 8'de de özellikle kullanıcı arayüzüyle oldukça geliştirdiğini görüyoruz. Canberk arkadaşım şimdi kronometresiyle beraber geri dönecek ve açılışı tekrardan kaç saniyede olduğunu görmek üzere tekrar başlatacak. Şimdi açılışın ne kadar sürede olduğunu Canberk arkadaşımla beraber kronometre testi yapacağız. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Başlattım. Asus sembolünden sonra yaklaşık 10-15 saniye içinde açılması gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere PC hoş geldiniz ikazıyla yaklaşık 12 saniyede cihazımız açıldı. Windows için muhteşem bir süre. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Özgür Bey, tam olarak 12 saniyede açılması beni çok şaşırttı. Bu nasıl bir teknolojidir? Özellikle de önceki bilgisayar dönemlerini gören Windows 98 ve XP'yi gören bir nesil olduğumuz için bu harika, yani harika bir şey. Haklısınız. Yaşasın Windows 8, yaşasın tabletler. Bu konuda Windows geliştiricilerini tebrik etmemiz gerekiyor. Aynen. Buradan alkışlarımızı gönderiyoruz. Kutu içeriğini az önce anlatmıştık. Devamında açılışını yaptık. Şimdi de biraz Windows 8'in arayüzünden bahsetmek istiyoruz. Windows 8 kendini özellikle diğer işletim sistemlerinden sonra oldukça geliştirdi. Arayüzünde posta, internet explorer'a kısa yollar, harita, ayrıca tabletimizin GPS özelliği olduğunu da eklemek istiyorum. Kamera, az önce de bahsetmiştim. Şimdi göreceğiniz üzere ön kamerası ve 8 megapiksel otofokuslu bir kamerası da mevcut. Ayrıca kamera seçeneklerine de göz atmak gerekirse ses aygıtına ve resmin çözünürlüğüne kadar her seçenek mevcut. Zamanlayıcımız var. Ayrıca da video çekebiliyor 720p özellikle. Ayrıca şu şekilde el hareketleriyle de kullanabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı seçildiğinde Windows'taki Alt F4 tuşuna karşılık gelen bir hareket yapıyor ve programı kapatıyor. Sağ taraftan açtığınızda da arama, paylaşım, başlangıç, cihazlara ve ayarlara ulaşmak mümkün. Şu an ayrıca şarj olduğunu da görebiliriz.